Merhaba. Bu videoda natural gaz halka arzına katılmalı mıyız ve nasıl katılabiliriz inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Videonun ilk yarısında halka arza ilişkin soru cevap şeklinde bilgiler vereceğim. İkinci yarısında da natural gaz ne iş yapıyor kısaca değineceğim. Başlayalım. Kaç lot dağıtılacak? Sayıları yuvarlayarak söylüyorum, küsurata inmeye gerek yok. Şirketin sermayesi 100 milyondan 115 milyona çıkacakmış. Buradan 15 milyon lot geliyor. Bunun üzerine ortak satışlarından 16 milyonun üzerinde lot gelecek. Bununla birlikte talep fazla olursa ki olacağını tahmin ediyoruz. 3 milyon lot da ek arzla birlikte toplamda 34 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Halka arz sonrası sermaye oranı %30 olacakmış. Fiyat 8,5 lira olacak ve 25-26 Mart'ta 2 gün boyunca talepler toplanacak. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Mesai saatleri içerisinde talep girmeye çalışalım. Bazı aracı kurum ve bankalarda mesai saatleri dışında da talep girişleri yapılabiliyor. Fakat garanti olması açısından mesai saatleri içerisinde yapmaya gayret gösterelim. Dağıtım yöntemi eşit mi, oransal mı? Eşit değil, oransal olacak. Hisselerim ne zaman borsada işleme açılır? 29-30 Mart'ta dağıtım işlemleri yapılacak. Tahminen 31 Mart'ta kaç lot alınacağı belli olacak ve teminatlar şayet varsa iade edilmeye başlanacaktır. Tahminen 2 Nisan'da Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işleme açılacaktır. İşlem yasağı var mı? Aldığım hisseleri ne zaman satabilirim? Hisseler Borsa İstanbul'da işleme açıldığında satabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama olmayacak. Halka arza katılma maliyeti veya komisyonu var mı? Bütün komisyonları şirket üstlendiği için bizden komisyon veya başka bir ücret kesilmeyecek. Halka arza nereden katılabilirim? Konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumlarda hisse senedi yatırım hesabı açarak 25-26 Mart tarihlerinde talep girişi yapabiliyoruz. Peki halka arza hangi banka ve aracı kurumlardan katılabiliyoruz? Bakalım. Vakıf Yatırım ve Global Menkul Konsorsiyum lideriymiş. Bunlarla birlikte A1 Kapital, Ahlatçı Yatırım, Ak Yatırım, Alan Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Deniz Yatırım, Dinamik Menkul, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Halk Yatırım, ICBC, ING, Invest AZ Yatırım, Info Yatırım, İntegral Yatırım, Mekse Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Philip Capital, Piramit Menkul, QNB Finans, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, Tera Yatırım, Ünlü Menkul, Yapı Kredi, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım. Mobil uygulamadan talep girişi yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu en sık karşılaşılan sorunlardan birisi. Bazı banka ve aracı kurumlarda mobil uygulamadan talep girişi yapılamıyor. Web tarayıcı üzerinden internet bankacılığına girerek talep girebiliyoruz. Yine sorun çıkarsa bankamızı arayarak telefon bankacılığı üzerinden talep girişi yapabiliyoruz. Şu kadar lot aldım, zarar eder miyim? Hatırladığım son 10 halka arzda fiyat 5-10 gün tavan serileri yaptı. Çoğu arz fiyatını ikiye katladı. Ayrıca 30 gün boyunca fiyat istikrarı politikası uygulanacak, yani fiyat 8,5'un altına indirilmemeye çalışılacak. Örnek olarak 10 bin liram var. Ne kadar lot alabilirim? Oransal dağıtımda talep miktarımızla orantılı lot alıyoruz. Önceki arzları örnek alarak tahmin olarak talep miktarımızın %1'i veya %2'si kadar lot alabileceğimizi düşünüyorum. 10 bin lira için 10 ila 20 lot arası alabiliriz gibi. Bu lot oranı az değil mi? Artırmanın bir yolu var mı? Evet az ve evet artırmanın bir yolu var. Nakit dışı teminat gösterebiliriz. Örneğin vadeli mevduatınızı, döviz, yatırım fonu ve BIST 30 hisselerinizi teminat olarak gösterebilirsiniz. 10 bin lira nakit paramızın yanında 90 bin lira vadeli mevduat teminatı yapabiliriz. Bu şekilde 100-200 lot arası alabiliriz. Yani göstereceğimiz teminatın oranıyla alabileceğimiz lot miktarı da artıyor. Hangi banka ve aracı kurumun hangi teminatları kabul ettiğine dair tabloya videonun sonunda yer vereceğim. Hissenin borsa kodu ne olacak? NT Gaz. Halka arza katılmalı mıyım? Son 10 halka arzı baz alırsak evet, katılmak kazançlı olabilir. Şayet tavan serileri devam ederse halka arzın 7. günü yatırdığımız parayı neredeyse ikiye katlamış oluyoruz. Natural gaz ne iş yapar?
Kısaca bilgi verelim. Şirket doğal gaz taşımacılığı yapıyor. BOTAŞ'tan doğal gazı alıyor ve boru hattı bulunmayan işletmelere, meskenlere vesaire ulaştırıyor. Yani doğal gaz boru hattı olmayan yerlerin doğal gaz ihtiyacını sağlıyor. Ek olarak boru hattı kurma maliyetini karşılamayan doğal gaz üretim tesislerindeki iletim hizmetlerini de sağlıyormuş. Benim önemli bulduğum şirketle ilgili risk unsuru birkaç önemli konu var. Bunlara da kısaca değinelim. Şirket EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun alacağı düzenleyici kararlara ve denetimlere tabi. EPDK'nın gelecekteki düzenlemelerinden olumsuz etkilenme riski bulunmakta. Şirketin kredi borçlarının yüksek olması ve bu borçlar karşılığında şirketin %100'ünün teminat gösterilmiş olması. Halka arz için bu teminat ipoteklerinin bir kısmı arz edilecek hisseler üzerinden kaldırıldı. Halka arzdan elde edilecek gelirle borçların ödenmesiyle risk unsuru azalacaktır. Fakat şirket ileride yine benzer yükümlülüklere girer mi? Agresif borçlanma benim yatırım anlayışıma uymadığı için bu maddeye takıldım. Sizler kendi borçluluk tahammül sınırlarınıza göre önemsemeyebilirsiniz. Şirket doğal gazı BOTAŞ'tan alıyor ve her yıl alım yapacağı doğal gaz miktarını taahhüt etmekte. Öngördüğü miktarın %80 altında bir alım yaparsa aradaki farkı ödemek veya bir sonraki sene telafi etme yükümlülüğünde bulunuyor. BOTAŞ'ın faaliyetleri ve alacağı kararlar Natural Enerji'nin faaliyetlerini doğrudan etkilemekte. BOTAŞ doğal gazı %99 oranında yurt dışından almakta ve natural gaz da BOTAŞ'tan almakta. Yurt dışı tedarikte yaşanacak aksaklıklar faaliyetleri doğrudan etkileyecektir. 2012'de tedarikte kısmi sorunlar yaşandığına değinilmiş. Benim için en önemli madde BOTAŞ'ın ve Türkiye'nin ülke çapında doğal gaz boru hatlarını yaygınlaştırma politikasıdır. Bu politika ile natural gazın büyüme hedefleri çatışmakta. Mantıken şirketin faaliyet alanları gelecekte daralmakta. Ha tabii yeni faaliyet alanları ile üstesinden gelinebilir mi? Evet. Yine de geleceğe dönük olumsuz bir madde olduğunu düşünüyorum. Ek olarak alternatif enerji kaynaklarının rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşması natural gaz için ileriye dönük risk faktörleri olarak sayılabilir. Peş peşe risk unsuru maddeleri sıralayınca sanki biraz şirketi kötüler gibi oldu. Amacım sadece gelecek riskleri göz önünde bulundurarak karar vermenizi sağlamak. Ama bu videonun amacı natural gaz iyi veya kötü demek değil. Mesela olumlu bir gelişme şirket 2018'de 32 milyon zarar açıklamış. Ama 2019'da 30 milyon kâra geçmiş, 2020'de ise 90 milyon net kâr açıklamış. Natural gaz halka arzdan elde edeceği geliri nerelerde kullanacak? Gelirin %10'u ile işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacakmış. %20'si ile borç ödeyecek, %50'si ile yurt içi yatırımlar ve %20'si ile yurt dışı yatırımlar yapacakmış. Hangi bankanın hangi teminatı kabul ettiği listeyle videoyu burada bitiriyorum. Aklınıza takılan, benim üzerinde az durduğum ya da es geçtiğim bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Genelde akşamları her yorumu okuyorum ve soruları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Haftaya 31 Mart'ta Mart portföyüm ne kadar kazandırdı ve Nisan için seçtiğim hisseler neler onlara bakacağız. Kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.